Hürriyet mücadelesi insan derisiyle kaplı anayasalar içinde bugün de devam eden uzun bir gelişme çizgisi işlemiştir. Evet, Tarık Zafer Tunalı'nın sözünü ettiği mücadelenin sonucudur. Burjuvazinin kral ve kiliseye karşı olan mücadelesinde hak ve özgürlükleri hem sözleşmeye bağlamak istemesi hem de özgürlükleri kağıda dökmek zorunda kalması. Bu nedenle anayasalar insan derisiyle kaplıdır. Yüzyıllarca dökülen kanın, yitirilen canların, görülen işkencelerin söz olup bir kitapçığa sığmasıdır. Bugün Cumhurbaşkanı dinsel maskesi altında yapılan anayasa değişiklikleri hangi madde önerisi okunursa okunsun Cumhurbaşkanı hükümetini, bu da rejim değişikliğini işaret etmektedir. AKP-MHP koalisyonu ısrarla anayasanın ilk üç maddesine dokunulmadığını söyleseler de görüşülmeye başlanan bu anayasa değişiklikleri yürürlükteki anayasanın ilk üç maddesini dolaylı biçimde değiştirmektedir. Anayasanın ilk üç maddesinde yazılı hükümlerin değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olması yalnızca bu hükümlerin sözcükleriyle bağlı değildir. Nitelikleriyle ve içerikleriyle de bağlıdır. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhuriyet döneminin genel karakterine bakıldığında anayasal gelişmelerimiz teokratik saltanattan meşruti sisteme, oradan da laik cumhuriyete doğru bir çizgi izlemiştir. Bu çizgiye siyasi partiler, genel oy hakkı ve içinden hükümet çıkaran parlamenter rejim ile toplumsal haklar ve özgürlükler eklendiğinde bugünkü demokratik toplum düzenine ve laik cumhuriyete gelinir. Oysa bugün demokratik ve laik cumhuriyetten saltanata doğru tam 360 derecelik bir dönüş başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hem meclisin kendisini hem demokratik toplum düzenini reddedecek bir anayasa değişikliğini görüşüyoruz ne yazık ki. Ve Recep Erdoğan'ın da fiili durum dikkate alındığında 1876 anayasasının egemenliğin Osmanlı ailesine yasama ve yürütme yetkisinin padişaha ait olduğu düzenine koşup adı Cumhurbaşkanı olarak geçen bir durumla Cumhurbaşkanı hükümetiyle karşı karşıyayız. Toplumu, hukuka, devlete ve siyasete uzak tutan bu uzaklaşmayı laikliği, dinsel özgürlük tanımına sıkıştırıp yok ederek destekleyen devasa bir kaos, kriz, olağanüstü hal, cinayetler ve katliamlar düzeni içindeyiz. Bu düzen değişiklik diye yeni anayasasını yapıyor, ikna yollarını yaratıyor. Bugün insan derisiyle ama özgürlük, eşitlik, adalet ve sömürüsüz bir düzen uğruna, devrim uğruna mücadele eden insanlar yerine hem bombalarda hem de iş cinayetleriyle kıyım kıyım kıyılan, yok edilen insanların derisiyle kaplı halka meydan okuyan bir anayasa yapılıyor. Rejim değişikliğini mevcut anayasanın içine saklayan, yeni anayasayı değişiklik diye satan bir anayasa yapılıyor. Sayın AKP milletvekilleri, hani sürekli sandıktan çıktık diyorsunuz ya, demokrasi sadece sandıktan ibaret şekli bir kavram değildir. Siyasi hesap verilebilirlik, temsil, yürütmenin sınırlandırılması, siyasi medeni haklar, mülkiyet hakkı, azınlık hakları gibi kavramlar demokrasinin düzeyini belirler.